Merhaba Pazarlar, tekrar Tele1 ekranlarında sağlık gündeminde birlikteyiz. Barış Çanak'ta Kalbim Ritminde, bu pandemi günlerinde eve hapsolduğumuz zamanlarda aslında biraz tıp konuşmaktan, tıptan da sıkıldık ama biz size biraz daha aktüel bilgilerle, kalple ilgili bilgilerimizi aktaracağız. Bu pandeminin bize öğrettiği bir şey oldu aslında. Sağlıkla ilgili konularda bir bilgi sahibi olduk. Artık ben televizyon izlerken birazcık gülümsetiyor beni. Sokak röportajı yapıyorlar. Aşının mutasyonundan bahsediyor, virüsün mutasyonundan bahsediyor, aşının yan etkisinden bahsediyor. Şimdi biz bugüne kadar hiç duymadığımız terimleri artık o kadar duya duya aşina olduk ve hepimiz yarı virolog olduk. Ben de hepinizi birazcık kalp uzmanı yapmak istiyorum ki çünkü en sık karşılaştığımız sorunlar kalple ilgili sorunlar. Hayattaki birincil, dünyada da ülkemizde de birincil ölüm sebebi, birincil hastaneye yatış sebebi, toplumlarda iş gücünde düşmeye en fazla yol açan sebeplerden en başına gelen kalp damar sorunlarını burada biraz bilgi sahibi olmak istiyoruz. Her programda şunu söylüyorum. Aslında hepimiz 3 aşağı 5 yukarı genel bilgimiz var her konuda. Ne bileyim bankacı değiliz ama faiz oranları konusunda bir fikrimiz var. Araba tamircisi değiliz ama işte o bize anlattığı zaman şurası bozulmuş, burası bozulmuş bir fikrimiz var. Ama doktorluk ve tıp konusunda hiçbir bilgimiz yok. Diyoruz ki güveneceğim bir doktor bulmak lazım. Kesinlikle güveneceğiniz bir doktor bulmanız lazım. Ve de kendi kendinizin doktoru olmamanız lazım. Ben hep bunu söylüyorum. Ama bir doktora güvenirken neyle güvenmeniz gerektiğini de bilmeniz lazım. Onu kişisel olarak, görsel olarak değil de size ne bilgi veriyor? O bilgi, verdiği bilgileri hakim olabiliyor musunuz? Ne ameliyatı yapacak, ne tedavisi yapacak? Onunla ilgili olumlu, olumsuz her şeyi anlatıyor mu? Sizin fikrinizi sormak değil ama bunu kullanırsanız böyle olur, kullanmasanız böyle olur, yan etkisi şudur, budur, bu konularda size bilgi sahibi yapıyor mu? Elbette ki tedavinize siz karar vermeyeceksiniz ama tedavi seçeneklerini bilin, genel kültürünüz olsun bu konuda istiyorum ki pandemi bize bunu öğretti. Çünkü hepimiz birazcık aşı konusunda, virüs konusunda, hastalık konusunda, epidemiyoloji konusunda bir bilgi sahibi olduk. Hangimiz çocukluğumuzda olduğumuz aşıların adını bilir, kaç kere aşı olduk? Hangimiz çocuğunuza yaptırdığınız aşıları, 3. aylıkta kaçıncı, hangi aşıyı yaptırdınız, 6. aylıkta hangi aşıyı yaptırdınız? O aşıyı yaptırırken sordunuz mu? Bu aşının yan etkisi var mı? Şu kadarcık çocuğuma ben bu aşıyı yaptırıyorum diye. Ama şimdi bunu sorgulamaya başladınız. Aslında yanlış bir şey yok. Çok güzel. Sorgulayın, bilin. Ama tıbba da güvenin. Lütfen doktorlarınıza güvenin. Çünkü neden? Biz bir şeyi konuşuyorken kendi tecrübelerimize göre konuşmuyoruz. Evet, tecrübeli doktor iyidir. Bir tıpta tecrübe kazanmak her şeydir. Ama biz bir şeyi konuşurken kişisel olarak konuşmuyoruz. Mesela diyelim ki size bir ilaç verdik. Bu ilacı verdiğimizde diyoruz ki sizin böyle böyle hastalığınız var. Bu hastalığınızın ilacı budur. Biz bunu derken şunu demiyoruz. Ya ben geçen gün böyle bir hasta görmüştüm. Ona bu ilacı verdim iyi geldi. Sana da iyi gelir herhalde demiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki bu hastalığın altında yatan bir sebep var. O sebep araştırılıyor, laboratuvarlarda bulunuyor. Diyelim ki bu bir virüs hastalığı ise o virüs tespit ediliyor. O virüse yönelik, o virüsü öldürecek ama vücuda da zarar vermeyecek bir ilaç bulunuyor. Bu bulunan ilaç hayvanlar üzerinde deneniyor. Sonra insanlar üzerinde bir yan etkisi olup olmadığı küçük bir grupta deneniyor. Bir daha büyük bir grupta deneniyor. Biraz daha büyük bir grupta deneniyor. Sonra toplumda deneniyor. En sonunda paketlenip bir ilaç olarak karşınıza çıkıyor. Biz de doktor olarak diyoruz ki bu ilacı kullanın. Bunu kullanırken nasıl diyoruz? Diyoruz ki bakın bu ilacı kullanmayanlar böyle olmuş, kullananlar böyle olmuş, kullananlarda bu yan etkiler oluşmuş. Ona göre karar veriyoruz. Veya bir ameliyatı karar verirken elimizde biz düşünüyoruz elimize gelen verilerden. İşte diyelim ki bir kalp ameliyatı ise anjiyosuna bakıyoruz, tomografisine, ekosuna, her şeyine, kan tahliline bakıyoruz. Hastayı muayene ediyoruz. Kafamızda bir şeyler oluşuyor. Aslında bir algoritma oluşuyor. Nasıl o bilgisayardaki algoritmaların kulağımız alıştı bu algoritma lafına. Biz hep kafamızda bir takım tanılara gidiyoruz. O tanıların tedavilerine gidiyoruz. Buna giderken de hep kullandığımız kılavuzlar var. Bu kılavuzlar uyarınca yapıyoruz. Yani biz bu ameliyatı yapalım mı yapmayalım mı? Yaptığımızda mı fayda olmuş, yapmadığımızda da fayda mı olmuş? Bu cins bir ameliyatı mı yapalım, şu cins bir ameliyatı mı yapalım? İşin sonunda size onu nasıl anlatalım? Bir de o var. Bunu anlatırken de sizin bileceğiniz, anlayacağınız dilden bunu size anlatmamız lazım. Sizin bu tedaviyi kabul etmeniz lazım. Bu bilgileri aldım. Evet ben burada bu ameliyatı oluyorum, bu doktora bu komplikasyonların olabileceğini biliyorum. Şöyle bir iyilik hali olacağını biliyorum. Böyle bir kötülük halinin beni beklediğini biliyorum. Ama ne var? Tıpta her zaman bir kâr zarar var. Şimdi zaten bir hastalığınız var. Yani hastalık var. Yani siz sağlıklı bir şekilde doktora gitmediniz.
Bir hastalık var ve bu hastalığın bir tedavisi var. Tedavi ederken bir takım yan etkileri oluşabilir mi? Oluşabilir. Ama amaç ne? Hastalığınızı tedavi etmek ve size en az zararda en fazla faydayı vermek. Bugün kalp hastalıklarında ben ne konuşursam konuşayım çok sık gelen sorulardan biri hep anevrizma oluyordu. Anevrizma dediğimiz ne biliyor musunuz? İçinizdeki bomba. Hani doktorlar, ben korkutucu bir doktor değilim. Böyle her şeyleri korkutmak için bir takım şeyler kullanır bazı doktor arkadaşlarım ama bu gerçekten bir bomba. Hani içimizdeki bomba, patlamaya hazır bir bomba varmış içinde denilen şey nedir? İşte bu anevrizma. Yani damarın balonlaşması, genişlemesi. Bundan bahsedeceğiz. Telefonlarla bize ulaşabilirsiniz. Geldi bile bir telefonumuz. Ve Profesör Doktor Barış Çaynak adresinden, Instagram'dan ve Facebook'tan da bana ulaşabilirsiniz. Soruları her zaman buradan cevaplayamıyorum Instagram sorularını ama hafta içinde mutlaka ya kişisel olarak geri dönüp ya da genel olarak mutlaka cevap veriyorum. Programdan sonra da bana buradan sorular atmaya devam edebilirsiniz. Hüseyin Bey İstanbul'dan arıyor. Buyurun Hüseyin Bey. Sizi dinliyoruz. Hocam kolay gelsin diliyorum. İyi günler. Ben kalp ve damar hastasıyım. Yaklaşık 7 yıldır bununla uğraşıyorum. Bir stent takıldı ilk kriz geçirdiğimde. Tıkandı o stent, tekrardan stent derken bu stent ana damarda 4 tane iç içe oldu. En son Haziran ayında, yani girdiğim zaman yaklaşık 3-3,5 saat kalıyorum operasyonda. Bir de böbrekten kalbe giren damarımda stent var. Bir de benim baloncuk diye bahsettiğiniz konuda da o da bende baloncukla başladı zaten bu anevrizma. Ve ondan sonra bu şeye başladı, tıkanmalara başladım. En son ne zaman? Bunlarla ilgili bir bilgi almak istedim efendim. Tamam. En son ne zaman anjiyo oldunuz? Haziran ayında gene tıkandı %95. Kalp damarınız tıkanıyor değil mi? Kalp damarım. Doğrudur efendim. Peki o tıkanmada en son anjiyoda ne yapıldı? Bir daha stent mi yapıldı anjiyo? Bir tane stent geçti. Daha önce de olmuştunuz anjiyo herhalde. Aynı damarda efendim, yaklaşık olarak 4. stentim iç içe. Tamam. Hangi damar hatırlıyor musunuz? Bu kalbin ön yüzündeki damar mı? Başka bir damar mı? Ön yüz damarı. Şimdi son anjiyonuzda yine stent önerdiler. Stent oldunuz. Şikayetiniz var mı şu anda? Rahat mısınız? Tıkanıyorum, yoruluyorum. Yani bununla ilgili en son işte Mayıs'ta, Haziran'da olduğumda hocama sordum. Yani dedim, yani bu kadar çok damarla uğraşıyoruz. Damar da muhtemelen genişliyor bu stentleri taktıkça. Damar genişlemesi dediğim benim aort genişlemesi. O ayrı bir mevzu. Şimdi ondan bahsedeceğim. Şimdi şöyle, sizin bu stentler sürekli tıkanıyor ise evet, mutlaka iyi bir değerlendirmede olmanız lazım. Biz hep buna şey diyoruz, bir kalp takımı, kalp ekibi karar veriyor. Yani sadece bir kardiyolog değil, sadece bir cerrah da değil. İkisi bir arada. Evet. Çünkü özellikle kalbin ön yüzündeki damarsa, bu damar tıkandığı zaman evet bir kere stent koyuldu, iki kere stent koyuldu ama bu stentler sürekli tıkanıyorsa artık bir ameliyata gidecek ise çok geç kalmadan da gitmek lazım. Çünkü bu damarlar kalbin ön yüzünü besleyen damar, boydan boya bir damar. Biz bu damara boydan boya bir stent takarsak bir noktadan sonra ameliyat edebileceğimiz bir şey kalmıyor. Ama tabii bunu özelinde konuşmak lazım. Yani mutlaka anjiyonuzu görmek lazım. Ama mutlaka hem bir kalp cerrahı hem bir kardiyolog fikri alın derim size. Buradan önerebileceğim bu. Efendim bununla ilgili sıkıntım var. Hekim arkadaşa sordum, tek damarda olduğu için devlet hastanesi olduğu için ameliyat yapmıyoruz dediler. Ama yani ciddi bir sıkıntı yaşıyorum. Bunu da anlatamadım bir türlü yani derdimle. Tamam. Televizyondan dinlemeye devam edin. Devam ediyorum anlatmaya size. Efendim geçmiş kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi tek damar içinde olsa, eğer bu kalbin ön duvarını besleyen damarsa bir damar içinde bypass yapılır. Ama hangi damara stent yapılıp hangi damara bypass yapılacağının kararını şimdi aslında şöyle söyleyeyim size. Bütün damar tıkanıklıkların tamamı bypass olabilir. Aslında teknoloji ilerledi, neredeyse tamamı stent de olabilir. Yani %90'ı stentle de çözülebilir. Ama hangi hastaya hangisini yapacağımız için, işte o kılavuzlar bizi oralara götürüyor. O kılavuzların oluşması için milyonlarca hasta üzerinde denenmiş ve yayınlar yapılmış, tecrübeler paylaşılmış, o noktaya gelinmiş. Onlar uyarınca gidiyoruz. Yoksa hani ben böyle düşünüyorum, ben de böyle düşünüyorum demek değil bu. Bazen hastalar da bize geliyor, diyor ki, ya bunun bir tane doğrusu yok mu? Aslında bir tane doğrusu yok işte. O kılavuzlar eşliğinde ve sizin özelinizde bir karar vermek lazım. Yani daha önce stent takılmış, tıkanmış, bir daha zorlama bir yere mi yapılıyor, ana damarı mı yapılıyor, ayrım yerine mi yapılıyor? Çok uzadı artık bu stentler ya da vücudunuz o stentleri çok
sık tıkanan bir duruma geliyor. O zaman hani bir bypass seçeneği de her zaman düşünülmeli. Ama hasta özelinde karar vermek lazım. Mutlaka bu anjiyoyu inceleyip ona göre karar vermek lazım. Şimdi biz bugün anevrizma konuşalım. Aslında bypass da yine konuşacağız, bu mini bypass. Biz ne konuşuyoruz burada? Kalp ameliyatları konuşuyoruz. Kalp ameliyatlarının küçük çözümlerini konuşuyoruz. Yani birebir aynı ameliyatı küçük yerlerden yapma, küçük kesilerle yapma. Amacımız ne? Aynı faydayı verelim ama ameliyatın külfeti az olsun, hızlı iyileşin, vücudunuzda büyük bir iz kalmasın, travma kalmasın. Hem tıbbi olarak hem psikolojik olarak bir travmaya maruz kalmayın. Şimdi bugün anevrizma hastalıklarından bahsedeceğiz. Biz yine tıp dersimize başlayalım. İlk resmimizi görelim. Burada neden bahsettiğimize bakalım. Şimdi aort denilen şey nedir? Aort diyoruz ki kalpten çıkan ana damar, aort damarı. Aort damarı nedir? Kalp bütün vücuda kan pompalıyor. Bu kanı pompalarken bir tane ana damara veriyor. Bu damarın adı aort damarı. Bu aort damarı ne oluyor? Kalpten çıkıyor, gidiyor, dönüyor. Dönerken yukarıya beyne ve kollara dallar veriyor. Bunlar artık bu organları besliyor. Buradan dönüp akciğerin arkasından gidiyor. Bütün o organları kan vererek böbreklere geliyor. Böbrekler çok önemli çünkü böbrekler bir vuruşta kan pompaladığında kanın %20'sini böbrekler alıyor. Yani 100 cc kan pompalıyorsa 20 cc'si böbreğe gidiyor. O yüzden böbrek damarları çok önemli. Böbreğe gittikten sonra aşağı iniyor ve ikiye ayrılıyor. Nereye gidecek? Bacaklara gidecek, genital organlara gidecek. Oradan da bütün ayak dolaşımına kadar her tarafa gidiyor. Bu aort damarı bir bütün olarak bütün vücuda giden kanı taşıyan damar. İşte bu aortun bölümleri var. Nasıl? Bu kısmı kalbin içerisinde kalıyor. Kalpten çıkan aort diyoruz. Bu kısmı karnın içerisinde kalıyor. Karın aortu diyoruz. Abdominal aort diyoruz. Bu kısmı kasıkta kalıyor. Kasık damarı diyoruz. Artık onların isimleri de değişiyor ama hepsi aort damarı. Bizim burada bahsedeceğimiz şey bu aort damarı hastalıkları. Ne olması? Aort damarının genişlemesi. Gelelim ikinci şeklimize. Şimdi bu aort damarına biraz daha yakından bakalım. Madem pazar günüyüz, çayımızı kahvemizi içtik, zihnimiz açık, biraz tıp dersine daha detayına inelim. Nasıl inelim? İşte aort noydu, kalpten çıktı buradan, çıkıp yukarıya dallar verdi, beynimizi besledi, kollarımızı besledi, aşağı indi, böbreklerimizi besledi, bağırsaklarımızı besledi, karaciğerimizi besledi, aşağı kasıklara doğru indi. Hadi biraz yakın bakalım, mikroskopla bakalım bu damar nasıl. Bir öncekine gelelim tekrar. Şimdi mikroskopla baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu damarı böyle kesit olarak almışız. Yani damarı almışız, kesmişiz. İçinden kan akıyor. Bir bakıyoruz bu damar böyle bir tek tabaka bir damar değil. Yani bu bir boru değil. Ne var? 3 tane tabakasında. Daha da detaylı bakarsak bir içini döşeyen kan hücreleri var. Epitel dediğimiz damar içerisinde döşeyen hücreler var. Dışında bir kaslı yapı var. Kas var damarın etrafında. Bu kas ne yapıyor? Çok yüksek bir basınca maruz kalıyor. Kas onu tutmaya çalışıyor. Veya bu kas fazla kasılırsa ne oluyor? Tansiyon hastası oluyorsunuz. Dışında da daha sert bir tabaka var ki bu damar genişlemesin, travmaya maruz kalmasın diye. Demek ki böyle tabakaları var bunun. Peki bu kalpten çıkan bölümündeki aort damarı nasıl? Ona bakalım. Sonra onun hastalıklarından gidelim. Bakalım. Bir üçüncü resimde. Evet, tekrar kalbimize geldik. Bu ne dedik? Kalp kan pompalıyor. Burada aort damarından bütün vücuda gidiyor. Beyne gidiyor. Şimdi bu kalpten çıkan bölümü bu damarın. Bu damarın kalpten çıkan bölümüyle kalp arasında bir kapak var. Aort kapağı var. Geçen hafta bahsettiğimiz neydi? Bu da mitral kapak. Bu da akciğerden gelenle kalbe giren arasındaki kapaktı. Bu aort kapağı nasıl bir kapak? Kalp pompalayacak kanı. Kan bu yönde yukarıya doğru çıkacak. Ne olacak? Kalp ondan sonra gevşeyecek. Buradaki basıncı aştığı zaman kan geri dönmeye başlayacak kalbe doğru. Kalbe doğru geri döndüğü noktada kalbin içerisinde tekrar o kan dolmasın diye bu kapaklar kapanacak. Peki aort damarı genişlerse bu kapaklara ne olur? Bakalım bir sonraki resmimize. Şimdi bu kapak aort damarıyla çok ilişikli bir halde. Nasıl ilişikli? Direkt aortun kenarına yapışmış durumda bu kapağın yaprakçıkları. Şimdi bu aort damarına giden kan. Aort damarına giden kanla kalp arasında kalp kapağı var, aort kapağı var. Sonra çıkan bölümünden sonra ilk aortun verdiği, beslediği dallar geliyor. İlk kalbi besliyor. Yani kendi kendini besliyor. Bunlar kalp damarları. İşte bunlar tıkanırsa bypass yapıyoruz. Bu kalp damarlarını verdikten sonra aort damarı devam edip beyni besleyen damarları veriyor.
Şimdi gelelim içinizdeki bombaya. Bu içimizdeki bomba, bomba dediğimiz ne? İşte bomba bu. Bomba bu. Ne oluyor? Bu damar olması gereken çapın 2 mislinden fazla genişlerse biz buna anevrizma diyoruz. Genişleme diyoruz, balonlaşma diyoruz. Şimdi bu damar balonlaştığı zaman ne oluyor? Bakın şekli şemali tamamen değişti. Böyle olması gereken, tüp yapısında olması gereken bir şey kocaman oldu. Ne oldu? Armutsu bir yapı aldı. Buradan kalbi besleyen damarlar da buradan çıkıyordu. Aort damarı ne oldu? Aort kapağı ne oldu? Aort damarı genişleyince kapağın yaprakçıkları onun duvarına tutunduğu için onlar da birbirinden uzaklaştı. Ucuca gelememeye başladılar böyle kapanırken. Artık ucuca gelememeye başladılar. Aslında sağlam bir kapak bu sefer kalp kapak kaçağıyla kendini belli etti ki aort anevrizmaları çoğu zaman aort kapağında kaçak yaptıkları zaman zaten belirti verir. Bu aort anevrizmaları çok da belirti veren şeyler değil. Tesadüfen rastlıyoruz. Peki bomba ne? Bomba bu. Çünkü bu damar bu kadar genişlerse ne oluyor? İçindeki basıncı artık tutamayacak duruma geliyor. Şöyle düşünelim bir balon. Balonunu şişiriyoruz. Ne oldu? Az şişirdik. Yeşil bir balondu. Yeşil rengi görüyoruz. Biraz daha şişirdik. Açık yeşil bir renk gördük. Biraz daha şişirdik. İyice açık yeşil bir renk gördük. Biraz daha şişirdik. Patladı. Neden? Duvarı inceldi. Bu damar genişledikçe duvarı inceliyor. Ve işte bomba orada bir noktadan sonra da bu damar patlıyor. Hayatla bağdaşır bir durum değil. Biz ne yapıyoruz? Bu damar şu noktalara geldiğinde teşhis edebilirsek, tespit edebilirsek bunun çok güzel ameliyatını yapabiliyoruz. Ameliyatında çok çeşitli durumları var. Gelelim o ameliyatına. Bir bakalım nasıl bir ameliyat bu ameliyat. Bu ameliyatta ne yapıyoruz? Bakın bu damar genişlemiş. Yani kalpten çıkan bölümü, aort damarı genişlemiş. Bu damar genişlerse ne yapıyoruz? Şayet kapak kaçırıyorsa kapağı da değiştirerek, bazen kapağı koruyarak, kapağı tamir ederek aort damarının yerine sentetik bir damar dikiyoruz. Bu damarlar neden yapılmış bu sentetik damarlar? Dakrondan yapılmış. Dakron dediğimiz ne biliyor musunuz? Ayakkabılarınız, spor ayakkabılarınız, su geçirmez ayakkabılarınız var ya onlar dakron materyalinden yapılmış. Yani kumaşsı bir yapı aslında. Yani böyle tüpsü bir şey bir yapı değil. Bu kumaşsı yapıyla çapları var bunların. Kişiye göre belirliyoruz. Diyoruz ki sizinki 2.4, sizinki 2.6, sizinki 3.1. Ona göre çapta bir sentetik damar açıyoruz, yapay damar açıyoruz. Bu damarın bir ucunu kalpten çıkan bölümüne, bir ucunu döndüğü bölüme yani aortun artık genişlememiş, hastalık olmamış bölümüne kadar her tarafını değiştiriyoruz. Gerek görürsek bunu kalpten çıktığı noktaya kadar değiştiriyoruz. Bazen bu kalp damarlarını ayırıp tekrar buraya dikiyoruz. Yani bu ameliyatın çok çeşitleri var. Yani kalpten çıkan aort damarındaki anevrizmaların ameliyatları tek bir cins ameliyat değil. Bu damar nereden itibaren genişlemiş? Kapağınız bozulmuş mu, bozulmamış mı? Kafaya giden bölümleri de genişlemiş mi? Aort damarının tamamı mı genişlemiş? Çıktığı kısım mı, tamamı mı? Buna göre ameliyatın şekli tamamen değişiyor. Buna bir kalp cerrahı karar veriyor. O yüzden ben diyorum ki eğer bir aort anevrizması varsa, biz bunu erken yakalamış isek, bu tedavi etmeseniz yani ameliyatlık bir durumda olmasanız bile bu planlama içerisinde, bu takip içerisinde mutlaka bir kalp cerrahı bulunması lazım. Çünkü bunun çözümünü bir kalp cerrahı yapıyor. Şimdi biz bütün kapak hastalıklarında da bahsetmiştik. Ne yapıyoruz kapak hastalıklarında? Ne dedik? Bu kapak hastalıklarının 3 bölümü var dedik. Anevrizma hastalıklarında öyle. Bir takip dönemi var. Takip ediyoruz. Neyle? Ultrasonla, ekokardiyografiyle veya tomografiyle. Tomografiye girip çıkıyorsunuz. Diyoruz ki şimdi damarınız şöyle. Ne kadar? Sizin için olması gereken çap. 2,5. Herkes için de farklı. Kilo var, boy var. 1,60'a 60 kilo birisiyle 2,20'ye 150 kilo birisinin aort çapı tabii ki genişliği olarak birbirinden farklı. Kilo indeksli bir yani vücut kitle indeksine göre bir aort çapı var. Ona göre karar veriyoruz. Ama 3 aşağı 5 yukarı diyoruz ki 5 santim üzeri ameliyatlık bir anevrizma. Oraya kadar takip ediyoruz. 5-5,5 santim diyelim. Oraya kadar takip ediyoruz. Takip ederken diyoruz ki bakın şu anda sizin aort çapınız 4. Kapağınız kaçırmıyor. Takiptesiniz. Ne kadar süre? Bakalım 6 ay sonra bir daha bir eko ile bakalım. Bakıyoruz genişleme gösteriyor. O zaman tomografi çekelim diyoruz. 4 oldu, büyüdü, büyüdü, büyüdü. 5 oldu. 5,5'a doğru gidiyor. O zaman diyoruz ki sizin ameliyatınızı yapalım. Ama tabii bir sürü detaylar var o noktada. Nasıl? Genişleme çapı çok hızlıysa, yani biz bir yıl içerisinde yarım santimden hızlı bir genişleme görüyorsak o zaman diyoruz ki durun sizi erken ameliyat edelim. Bu damar yırtılacak, çok hızlı genişliyor. O zaman belki daha erken ameliyat ediyoruz. Bakıyoruz sendromik bir durum var. Yani bir genetik hastalığınız var. Marfan dediğimiz bir genetik hastalığınız var mesela. O aort damarları daha çabuk yırtılıyor. O zaman daha erken ameliyat edelim diyoruz.
Veya sizin aort damarınız genişliyor ama çok minik minik genişliyor. Hemen 5 santimde ameliyat etmeyelim siz diyoruz. Bakın bir yılda bir anca gidiyor diyoruz. O zaman 5-1 oluyor, 5-2 oluyor, 5-3 oluyor. O zaman genişleme trendi devam ederse ameliyat ediyoruz. Ne bileyim 5.2 santimle yıllardır takip ettiğimiz, ameliyat etmediğimiz hastalarda oluyor. O yüzden bu takibi mutlaka bir kalp cerrahının yapması lazım. Ve kalp cerrahı bu takibi yaparken kardiyologlarla beraber, yani ultrasonla, ekokardiyografiyle, ardından tomografiyle aort damarını görerek bir noktadan sonra ameliyat edilecekse, bu damar yırtılmadan, içten yırtılırsa biz buna diseksiyon diyoruz. Dışa yırtılırsa zaten hayatla bağdaşır bir durum değil. O noktalara gelmeden planlı bir ameliyat yapmak lazım. Ameliyat yaparsak, çünkü çok güzel çözümleri var ve normal bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Hiçbir şekilde de hayatınızdan olmuyorsunuz. Balıkesir'den bir telefonumuz var. Buyurun, siz dinliyoruz. Hasan Bey. Hasan Bey Balıkesir'den. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız doktor hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Benim şikayetim, 2014'te ben bypasslıydım. Evet. 2014'ten 4-5 ay öncesine kadar çok iyiydim ama 4-5 ay önce bir hafif bir kalp kriziyle anjiyo oldum. Anjiyo olunca bana damarım açılmadı dediler. İlaçları verdiler. Şu anda biraz ilaçlarla iyiyim ama ilaçlar iyi gelmezse işte kalp nakli falan dediler. Bunu başka bir yerde de gözükmem olur mu hocam? Ne diyorsunuz bilmiyorum. Bypass damarlarınız mı tıkanmış yapılan anjiyoda? Evet, bir tanesi tıkanmış hocam. Bir tanesi tıkanmış. Evet, sonuç diyor kroner arter hastalığı diyor. Tamam. Bir tanesi tıkanmış. Tıkalı damarı stentle de açamadılar, öyle mi? Açamadılar evet hocam. Anladım. Ameliyat önerdiler mi size, tekrar ameliyat edelim diye? Yok, öyle bir şey demedi. Ya sadece söylediği kardiyolog doktorun, yani anjiyo yapan doktorun, bypass olursunuz diyor. Bu ilaçlar en iyi tedavi bu diyor. İsterseniz ilaçların ismini de söyleyeyim hocam. Yok, söylemeyin. İkinci kez bypass olmanız gerekebilir dedi yani. Yani öyle bir şey dedi. Aynen. Evet. Tamam, anladım ben. Bu bypass damarları tıkanır mı, tıkanırsa ne olur, ne yapmak lazım? O konuda size cevap vereceğim. Televizyondan izlemeye devam edin bizi. Peki efendim. Sorunuza cevap vereceğim. Teşekkürler katıldığınız için. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bypass olmuş beyefendi. Bypass damarları aradan epey bir zaman geçmiş. Bir tıkanıklık olmuş. Tıkanır mı bypass damarları? Evet, tıkanır. Bypass damarları da tıkanır. Bypass damarlarının tıkanmayacağı, %100 açık kalacağı diye bir şey yok. Şimdi birincisi, göğüsten alınan atar damar çok uzun ömürlü oluyor. Yani o damar, şöyle söyleyeyim, istatistik olarak bu damar %98 10 yıl açık, %96 20 yıl açık. Yani neredeyse tıkanmıyor gibi bir şey. Göğüs damarı tıkanmadığı müddetçe, göğüs damarı da kalbin ön duvarına yapıldığı müddetçe biz aslında ikinci bir ameliyat hiçbir zaman yapmıyoruz. Bacaktan alınan damarlar tıkanabiliyor mu? Evet, 10 yılda 12 yılda. Ama 10 yılda 12 yılda tıkanmakla beraber erken dönemde birinci birkaçıncı yılda da tıkanan bir damar yüzdesi var. Evet, çok fazla değil ama eğer damar yapınız ileri derecede ince ise, bozuksa erken dönem tıkanıklıklar olabiliyor. Veya diyelim ki sigara içiyordunuz, kesmediniz, tansiyonunuz kontrolü değil, şekeriniz kontrolde değil. O zaman o ilk 10 yıl içerisinde, 5-6 yıl içerisinde tıkanabiliyor. Veya her şeye dikkat ettiniz ama yapısal olarak damar tıkanıklığı hastalığı devam ettiği için bacak damarı 10 yılda 15 yılda tıkanabiliyor. O yüzden bu damarlar tıkandığı zaman ne yapmak lazım? Şimdi eğer göğüs duvarından alınan damar, özellikle de kalbin ön yüzündeki LAD dediğimiz damara takılmış ve çalışıyor ise biz ikinci bir ameliyat genelde yapmak istemiyoruz. Niye istemiyoruz? İkinci ameliyatlar biraz daha komplike ameliyatlar, biraz daha büyük ameliyatlar. Çünkü aynı açtığımız yer, özellikle de önden açılmışsa, aynı açtığımız yeri bir kez daha açmak durumundayız ki oradaki bütün dokular birbirine girmiş oluyor biz tekrar ameliyata aldığımızda. O zaman ameliyata ait sorun çıkması, komplikasyon olması ihtimali hep artıyor. O yüzden çok iyi değerlendiriyoruz ikinci ameliyat edeceğimiz hastayı, yapalım mı yapmayalım mı diye. Eğer çözüm bulabiliyorsak orada anjiyoda balon stentle çözüm bulmak en iyisi, kriz geçirmeden özellikle. Ama eğer bir noktadan sonra balon stent de yapılamaz, ikinci kez bir ameliyat olmanız gerekiyor diyorsak mutlaka olabilirsiniz. 2'de olur, 3'te olur, 4'te olur. Yani ikinci, üçüncü bypass ameliyatları, ikinci, üçüncü kalp ameliyatları olmuyor mu? İmkansız mı? Artık ben kalp nakli mi olacağım? Hayır, öyle bir şey yok. Bunlar da evet ilk ameliyata göre biraz daha riskli olmakla beraber iyi ellerde, iyi merkezlerde, iyi bir ameliyat öncesi hazırlıkla, tecrübeli bir cerrahla gayet güzel sonuçları olan işler. Yine hasta özelinde konuşmak lazım. Anjiyonuzu size her şeyi görüp ona göre karar vermek lazım ama bunlar mümkün şeyler.
Şimdi ne dedik? Aorta anevizmalarının tedavisi bu dedik. Bakalım ameliyathanede ne oluyor? Ameliyat görüntüsü görelim bir tane. Bunun minimal invazivi oluyor mu? Bunun mini kesisi oluyor mu? Küçük bypass oluyor mu? Evet oluyor. Bunu izleyelim şimdi lütfen. Aort kapağını değiştireceğiz. Çok kireçlenmiş. Aort damarını değiştireceğiz. Minimal invazivi yapıyoruz. Küçük kesiyle. Şimdi aort çok kireçli bir aort. O aort kapağını çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra yerine yeni bir protez kapak takacağız. Sonra da aort damarını değiştireceğiz. Aort kapağı değiştik. Şimdi aort damarını, kalpten çıkan aort damarını değiştik. Onun kalbe olan kısmını diktik. Şimdi kafaya verdiği bölümünü dikiyoruz. Birazdan kaldıracağız buradaki klempleri ve aort damarının durumunu göreceğiz. Şimdi ameliyathane görüntülerini gösteriyorum. Biz bunları böyle sakin sakin dikiyoruz. Gördüğünüz gibi orada böyle bir canhıraş bir durum yok. Biz bu filmlerden çok alışığız. Orası çatlar, burası patlar, bağırış, çağırış, doktorun teri silinir. Öyle durumlar varsa fena zaten. Yani normalde bizim ameliyathanemiz böyle sakin, sessiz, bir şeyleri konuşmadan yaptığımız, özellikle ekip işi dediğim bu benim zaten. İşte hemşiresi alışık olacak, asistanınız alışık olacak, kalp dolaşım aleti alışık olacak. Konuşmadan ben size anlatırken bile elime aletler veriliyor, gidiliyor. Bu bizim %99 baktığımız böyle geçiyor. O yüzden hani sakin sakin yapıyoruz. Şimdi burada bakın ne yaptık? Aort damarı genişlemiş hastanın. Hem aort kapağını değiştik hem aort damarını değiştik. Nereden? Şu kadar bir yerden. Şimdi bunların da minimal invazivi dediğim bu. Bu ameliyatları boydan boya göğüs kemiğini keserek açabilirsiniz, yapabilirsiniz. Veya buradan sadece göğüs kemiğinin üstteki 2 santimlik kısmını keserek bir 4 santimlik, 5 santimlik bir yerden yapabilirsiniz. Bu ameliyatta hem aort damarı değişmiş hem aort kapağı değişmiş. Yani kompleks bir aort cerrahisi yapılmış ama nereden yapılmış? Sadece şu kadarcık bir yerden yapılmış. Yani bu aort ameliyatlarının, aort kapağı ameliyatlarının da kalpten çıkan aort damarı ameliyatlarının da küçük kesilerle çözümleri mümkün. İyi bir takipte oluyorsunuz. İyi bir takipte olduktan sonra zamanı geldiğinde evet artık ameliyat olmanız gerekiyor dendiği noktada ameliyat olurken de bunu daha küçük kesilerle, daha az travmayla, daha çabuk işime gücüme dönecek bir şekilde, daha sonra da aradan yıllar geçtikten sonra da üzerinde büyük bir iz kalmadan halledebilir miyim diye araştırmanızda fayda var. Şimdi Instagram'dan da sorular geliyor ama ben bu sorulara burada tek tek cevap vermeyeceğim ama hani demin de söylediğim gibi program sırasında da sonrasında da buradan sorularınıza mutlaka cevap veriyorum. Buradan soruları sormaya devam edebilirsiniz. Peki aort damarı bir tek kalpten çıkan bölümünde mi genişliyor böyle? Yani bu o bomba bir tek burada mı? Hayır, o bomba aort damarının olduğu her yerde. Anevrizma aortun her yerinde olabilir. Şimdi gelelim bir sonraki şeklimize. Nerede kaldık? Burada kaldık. Şimdi kalpten çıktı aort damarı, indi kafayı falan. Ne oldu? Karın bölümüne geldi. Şimdi karının içerisindeyiz. Karnın içerisindeki damar genişler mi? Anevrizma olur mu? Olur. Ona da ne deriz? Karın anevrizma. Abdominal aort anevrizması deriz. Sık mıdır? Çok sıktır. Kimde sıktır? Özellikle hipertansiyon ve sigara içenlerde sıktır. Sigarayla bunun ne alakası var derseniz, sigarayla şu alakası var. Sigara damar cidarını bozuyor. En çok da karın bölümünde bozuyor. O size katman katman bahsettiğim o kat kat olan aort damarı katları arasındaki o elastikiyeti de yitiriyor. Daha kırılgan bir hale geliyor ve yapısal olarak da bozuluyor ve genişlemeye de müsait oluyor. Öyle olduğu zaman karın damarı genişliyor. Karın damarı öyle bir noktada genişliyor ki bir noktadan sonra artık yırtılıp patlıyor. O zaman bütün kalpten çıkan kan karın içerisinde doluyor ve çok hani dakikalar içerisinde, saatler içerisinde hastaneye yetişirseniz acil şartlarda ve çok yüksek hayati riskli bir ameliyat olabilirsiniz belki ama yırtılmadan yakalamak lazım aort damarının genişlemesi durumunu. Ne yapıyoruz? Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Bakın, şimdi burada da ne yapıyoruz? Aort damarını kapattık buradan. Bir de ileriden kapattık. İçinde kan olmasın biz çalışırken. Sonra buraya o ne oldu? Dakrondan dediğimiz materyalle, o kumaş materyalle genişlemiş damarı aldık, çıkardık. Gördüğünüz gibi kestik, çıkardık onu. Onun yerine bu damarı diktik. Şimdi bu karın bölümünde yapılan, yıllardır yapılan ameliyat. Peki bunun ameliyatsız bir çözümü var mı?
Yani küçük kesiyle falan da değil. Ameliyatsız bir çözümü var mı? Evet, karındaki damar genişlemesinin ameliyatsız bir çözümü var. Bakalım nasıl var? Bir sonrakine gelelim. Bakın burada ne yapabiliyoruz biliyor musunuz? Kasıktan, kasıkta da bu aort damarı devam ediyor ya, kasıktan aort damarının içerisine giriyoruz. Bazen bunu kapalı olarak, bazen kasıkta 2 santimlik birer kesiden yapıyoruz. Ama karnı açmıyoruz. Şimdi bu ameliyatlarda karnı niye açmak istemiyoruz? Şimdi bir kere karnı açarsak, ameliyattan sonra işte 2-3 gün bağırsaklarınız çalışmıyor, bir kere yoğun bakımlık bir durum oluyor, çok büyük bir kesi oluyor, toparlaması uzun sürüyor. Bununla ilgili bir sürü sorun yaşıyoruz. Bir de daha önceden bir karın ameliyatı falan geçirdiyseniz hepten büyük bir problemle karşılaşıyoruz. O yüzden biz bu ameliyatı hiç karnı açmadan, burada bir kesi yapmadan yapmak istiyoruz. Nasıl? Kasıktan dışı damarla kapalı, kaplı, içinde de stent olan, yani o kafes olan bir şey sokuyoruz. Bir kapalı halde bir damar sokuyoruz. Yani dışarıdan diktiğimiz damarın aynısını. Ve bu anevrizmalaşan, yani genişleyen bölümün öncesine kadar ilerletiyoruz. Yani salim olan, normal çapta olan bir aort bölümüne kadar bunu ilerletiyoruz. Sonra bunu açarak geliyoruz kasık damarlarına doğru. Yine kasık damarlarında da çapın iyi olduğu, normal olduğu bir yere kadar getiriyoruz. Tabii tamamen kişisel bir şey bu, yani ne denir aslında bunun şeyi, custom made bir şey, yani kişiye özgü yapılmış. Buranın çapı neyse bu çapta yapılmış. Buranın çapı neyse bu çapta yapılmış. Veya o çaplarda çok iyi tomografileri araştırdıktan sonra ne kullanacağımıza karar veriyoruz. Peki bunu buraya taktık. Burada ne yaptık? Hastalıklı aort dokusunu çıkartmadık. Ne yapıyoruz? Sadece dolaşım dışı bırakıyoruz. Yani kan buradan geliyor. Artık bu kese dediğimiz genişleşen bölümün içerisine girmiyor. Direkt bu bizim sentetik damarın içerisine giriyor. Buradan gidiyor. Buradaki bu balonlaşmış aort kısmı duruyor. Ne oluyor sonra? Bir süre sonra bu balonlaşmış içerisine kan girmeyince, durağan bir şekilde durduğu için pıhtılaşıyor burası. Sonra da yavaş yavaş kapanıyor. O yüzden biz bu aort anevrizmaları özellikle karın bölümünde ise bunu hiç ameliyat etmeden sadece kasıktan endostent dediğimiz bir teknikle tedavi etmemiz mümkün. Herkes için uygun mu? Neredeyse herkes için uygun, evet. Özellikle de kimde faydalı, daha önceden karın ameliyatı geçirmiş, kilolu, karınla ilgili ameliyat olması daha riskli kişilerde. KOAH hastalarında şunda bundaki zaten sigarayla ilişkinden bahsettim. Çok daha hızlı ve çok güzel bir çözüm oluyor. Ve ameliyatsız bir şekilde aort anevrizmasından kurtuluyorsunuz. Bu da bir kalp cerrahisi ameliyatı, işlemi. Bunu biz ameliyathanede de yapabiliyoruz, anjiyolaboratuvarında da yapabiliyoruz. Bu damar göğüsten çıktığı kısmında akciğer etrafında genişlemişse orada da bu yöntemi kullanabiliyoruz. Yani ameliyatsız anevrizma cerrahisi de mümkün. Bir sonrakine bakalım. Buraya gelmeden anevrizma cerrahisinden bahsederken, peki yani bu kaçınılmaz bir şey mi? Kimde oluyor bu anevrizmalar? Kimin damarı genişliyor? Şimdi bir damarın genişlemesi için mutlaka tansiyonunuzun yüksek olması lazım. O yüzden tansiyon yüksekliği en büyük halk sağlığı problemi. Şimdi yıllar öncesinde yapılmış çalışmalar var. Hep bu çalışmalardan bahsederek, hep bu kılavuzlardan bahsediyorum bugün zaten size. Bu Amerika'da yapılmış 1970'lerin sonunda, 80'lerin başında yapılmış bir çalışma. Şimdi diyorlar ki Amerika'daki Sağlık Bakanlığı, biz diyorlar bu kalpten ölümlerin önünü alamıyoruz. Bu bizim için birincil bir halk sağlığı sorunu ve birincil yani bizim bütün Sağlık Bakanlığı'nın parası da bununla ilgili işlere gidiyor. Yani hem hasta hayatı kaybediliyor hem de çok fazla sağlık harcaması yapılıyor. Biz bunları nasıl engelleyebiliriz diye düşünmüşler ve hangi kademede ne yapılırsa engellenebilir diye bakıldığında birinci olarak tansiyon kontrolü bulunmuş. Yani tansiyon kontrolü toplum içerisinde etkin bir şekilde yapıldığı zaman bu anevrizmalar da olmuyor, kalp krizleri de olmuyor, beyin kanamaları da olmuyor, beyin felçleri de olmuyor. O yüzden tansiyon kontrolü çok önemli. Tansiyon kontrolü derken de ne diyoruz? Bir kere benim tansiyonum diye bir şey yok. Herkesin tansiyonu normal olacak. Herkesin tansiyonu 14'ü 8'in altında olacak bir kere. Ya ben buna alışırım. Benim 16 ile bana bir şey olmuyor. Benimki 18'in altında düşmüyor zaten diye bir şey yok. Mutlaka düşecek. Çok çeşitli ilaçlarımız var. Çok güzel tedavi edici ilaçlarımız var. Bu konuda çok deneyimliyiz. Çok deneyimli kardiyologlar var, çok deneyimli iç hastalıkları uzmanları var, çok deneyimli pratisyen doktor arkadaşlarım, aile hekimleri var. Çünkü tansiyon kontrolünü yapmak bir halk sağlığı problemi olduğu için bununla ilgili bütün aslında bir pratisyen hekimin verebileceği ilaçlar bunlar. O yüzden
mutlaka tansiyon ilacınızı ayarlayın. Bir ilaç olur, iki ilaç olur. Bazen dörtlü ilaç kullandığımız hastalar oluyor. Ama tansiyonunu mutlaka düşürürüz. Düşürmediğimiz zaman bu senaryolardan biri mutlaka gerçekleşiyor. Peki tansiyon dışında anevrizma olan birisi neden oluyor? Sigaradan oluyor. Çünkü sigara damar cidarını bozuyor. Damar cidarını bozduğu için özellikle karın anevrizmaları sigarayla çok birebir ilişkili. Travmayla olabiliyor, basınçla olabiliyor. Çok sinirli bir toplumumuz. Ani bir sinirlendiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Tansiyonunuz, yani trafikte birisine kızdınız, kapıyı vurdunuz, çıktınız. Oturup araba kullanırken tansiyonunuz 130, o sırada 260 oluyor o sinirle. Ne oluyor? O aort damarı bir anda genişliyor. O basıncı taşıyamaz duruma geliyor. Bir de anevrizmanız varsa yırtılıyor. Veya çok büyük bir ağırlık kaldırıyorsunuz ama hani öyle 5-10 kilo bir şey değil, 60 kiloluk bir şey ya da sizi aşan bir şey. Yani koca bir damar canayı çıkarıp buraya koymaya çalışıyorsunuz. İşte o sırada bir de anevrizmanız varsa tansiyonunuz 130 iken eğilip 210 iken kaldırıyorsunuz ve damarınız patlıyor, o bomba patlıyor içeride. İşte o yüzden birincisi bir bomba imha ekibine gidebilmeniz için, yani bir kalp cerrahına ulaşabilmeniz için önce bir sorununuzun ne olduğunu bulmanız lazım. Nasıl bulacağız peki bu sorunu? 65 yaş üstündeyseniz, sigara içiyorsanız, tansiyonunuz varsa en basit karın anevrizmasını anlamanın yolu bir karın ultrasonu. Yani ultrasonda bakıldığında o aort damarının geniş olduğu görülüyor. Ha, ondan sonra tomografi yapılır, işte tetkikler yapılır. Neresi genişlemiş, burası da genişlemiş mi, bir tek orası mı genişlemiş? Ameliyatlık mısınız, değil misiniz, takiplik misiniz? Ameliyat olacaksanız hiç mi açmadan kapalı bir ameliyat yapalım? Kapalı bir işlem bir daha diyeyim size yapalım. Ya da açık bir ameliyat mı olur, diğer taraflarını? Ona cerrahınız karar verecek zaten size. Tansiyonunuz yüksekte sıkı bir tansiyon kontrolüyle belki genişlemiş bir damarınız var ama hiç ameliyat olmayacaksınız ki oradan yırtılıp gidecekken hiç ameliyat olmadan ömrünüzün sonuna kadar geçirebileceksiniz. O yüzden bu tür problemlerin erken teşhis edilmesi çok hayati bir durum. Peki bu damar hep böyle dışa mı yırtılıyor? Hayır, bu damarın tabakalarından bahsetmiştim biliyorsunuz. Bu tabakaların iç tabakasını yırtıyor ama dış tabaka kalıyor. Orta tabakanın içerisinden kan akışı devam ediyorsa buna içten yırtık diyoruz. Onun adı da diseksiyon. Bu da çok acil bir cerrahi problem. Bu acil cerrahi problemde çok şiddetli ağrı oluyor zaten. Onu atlamanız mümkün değil. Bu şiddetli ağrıyla buradaysa burada, karındaysa karında ağrı. Bu şiddetli ağrıyla hastaneye gittiğinizde bu tespit edilmişse ve hali hazırda aktif bir cerrahi ekip var ise hemen ameliyat olmanız gerekiyor. Daha yüksek riskli bir ameliyat ama ülkemizde kalp cerrahisi çok üst standartta yapılıyor. Birçok merkezde yapılıyor. Sadece büyük şehirlerde değil, aslında Anadolu'nun da her yerinde yapılıyor. Çok iyi ağ olarak yayılmış vaziyette. Biz cerrahlarımızı da iyi eğitiyoruz. Bence o yüzden şu noktada yakalandığı zaman birçok yerde artık ameliyat olabilecek bir durum var. O yüzden bu tür sorunları buralara gelmeden halledelim. Belki bu programı izliyorsanız kulağınızda kalacak tek mesaj şu olsun. Tansiyonunuzu kontrol edin mutlaka, olur mu? Tansiyon kontrolü çok önemli. Bir telefon var mı acaba? Evet. Alo. Peki, Meral Hanım İstanbul'dan. Buyurun Meral Hanım, evet. Siz dinliyoruz. İyi günler doktor Bey. İyi günler. Ben Ataşehir'den arıyorum. Ataşehir'e bağlıyım. Emekli öğretmenim. Şimdi benim de en son yaptığım tahlilimde ağız damarında sürekli 6 ayda bir kontrol alıyorum. Ağız şeyinde genişletme varmış. En son hani 2 sene oluyor neredeyse. Zaten 1 seneden beri de salgın hastalık var. 4.2 idi. Yani o 2 sene, son 2 senede, yani 2 sene önce ölçtürmüştüm. Son 2 sene pek bir işim göstermemiş. Öyle demişlerdi. Ondan sonra şimdi hani zaten gidemiyorum doktora da. Korkuyorum salgın hastalıktan dolayı. Korkmayın. Hani onu size şey diyeceksem rahatsızlıyorum. Peki bu bölümde göğüste mi genişlemiş? Korospirin kullanayım mı? Bazı doktorlar, kalp doktorlarımız kullanmayın diyor. Meral Hanım, burada genişlemiş değil mi damarınız? Evet. Peki aort kapağınız normal mi ultrasonla bakıldığında? Aort kapağı kapakta bir kaçak var falan dendi mi size? Efendim? Aort kapağınız kaçırıyor, kapak yetmezliğiniz var, öyle bir şey dendi mi size? Pek yok. O kapakçıklarda çok hafif şeylik varmış ama onun zararı yok demişlerdi.
Tamam. Hani her insanda olabilir. En son 4.2'de kaldı yani. 4.2 yani şey yapıyoruz. Şimdi en azından senelik bir kontrolde kalmanız lazım mutlaka. Bir de tansiyonunuz nasıl? İyi mi tansiyonunuz? Tansiyonum genelde tansiyon aletim de var evde doktor bey. Genelde yani iyi şey seyrediyor. 14'ün altında değil mi? 9'un altında. Evet. Zaten tamam. Herhalde benim bünyem biraz düşük tansiyona alışık. Yani tamam. Hemen 13-14 tıksa bile ben hemen çarpıntım başlıyor. Rahatsız tamam. Oluyorum. Peki televizyondan dinlemeye devam edin. Aort damarı böyle geniş kişiler ne yapmalı? Ne ilaç kullanmalı? Nasıl olmalı? Onu anlatacağım size. Çok teşekkürler bize ulaştığınız için Meral Hanım. Oldu. Çok sağ olun. Şimdi bu aort damarı genişse ne yapalım, nasıl tedbir alalım derseniz şu. Birincisi tansiyon kontrolü mutlak. Onun ilaçlarını tabii ki burada konuşmayacağım. İlaçlarınızı kim takip ediyorsa doktorunuz mutlaka karar verecek. Ama tansiyonlarınız normal kalacak. Ara ara tansiyonlarınızı ölçeceksiniz. Bu çok önemli. İkincisi sigara asla içmeyeceksiniz. Üçüncüsü de bu ağır şeylerden kaçınacaksınız. Yani egzersiz yapın, kardiyo egzersizi yapın, sporunuzu yapın, yürüyüşünüzü yapın. Onlarla ilgili bir şey yok ama çok büyük bir ağırlık kaldırmayın mesela. Çok aşırı sinir stres yapmayın ki ani tansiyon yüksekliklerini hiç sevmiyoruz bu durumda. Ve en azından senede bir kere mutlaka kontrolde aort damarı genişliyor mu diye bakın. Şimdi kapanışa geçmeden hep bu kapalı ameliyatlardan bahsediyoruz. Hep bir doktorun ağzından duyuyorsunuz. Bir tane de bir kapalı ameliyatı hastanın ağzından size nakletmek istedim. Çok yakın zamanda hatta geçen haftalarda bir mini bypass, kapalı bypass yaptığım bir hastayla bir röportajım var. Bir de hastanın ağzından dinleyelim bakalım nasıl oluyormuş bu minimal ameliyatlar. Bugün bir mini bypass hikayesini baştan sona sizinle, hastamla beraber paylaşmak istiyorum. Mustafa Bey, sizle başlayalım. En baştan size anlatın ne oldu, ne şikayetiniz oldu, neden geldiniz buraya? Şimdi geçen aydan beri kalbimde efor sarf ettiğimde sıkışma, ağrı, basınç hissediyordum. Nefes nefese kalıyordum, kalp krizi gibi hissediyordum kendimi. Bundan dolayı İzmir'de gittim anjiyo yaptırdım. Anjiyo yaptırınca orada 3 damarın tıkalı olduğunu ve bunun da bypassla açılabileceğini söylediler. Şimdi bypass deyince bu insanlar tabii ben çok korktum. Rahmetlik annem de benim bypass oldu. Aile hikayeniz de var. Annem de bypass oldu ve annem Almanya'da oldu bypassı. Orada yaptı yani teknoloji falan o anlamda. 3 ay 4 ay çektiklerini gördüğüm için boydan boya yarı parçalanma falan. Ben dedim asla yaptırmam. Genelde böyle oluyor. Asla yaptırmam dedim. Neyse eceleme kaderime razıyım ama dedim o 3-4 ay o eziyeti, kaburga kemiklerim parçalanacak, göğsüm açılacak, damarım yırtılacak. Yani mümkün değil dedim. Kaç yaşındasınız? 52 yaşındayım. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Aktif bir şekilde çalışıyorum. Sonra bir gün rastlantı icabı internette, televizyonda sizin konuşmanıza denk geldi. Konuşmanıza denk geldikten sonra araştırdım Google'dan falan. Artık bu ameliyattan kapalı yapıldığını, 3-4 günde taburcu olduğunu falan görünce bu bana bir umut oldu. Ki size de bahsetmiştim. Yani olur ya reklam ayrı bir şeydir, gerçek ayrı bir şeydir. Burada İstanbul'da tanıdığımız dostlarımız, profesörler, şunlar bunlar, belli bir çevremiz var. Sorduk, soruşturduk. Hepsi dediler ki doğru tercih. Tereddüt etme. Çok şükürler. Geçen cumartesi yani 5 gün mü oluyor? Bugün 4. gün ameliyattan sonra. Yani, ameliyattan sonra 4. gün. 2 gündür ayaktayım. Biz şöyle ameliyatı konuşalım. Şimdi 3 damar bypass yaptık. Bu 3 damar bypass yaparken ana damarı göğüs duvarından damar kullandık. Bacaktan da damar kullandık. Bir kesimiz yok. Yok. Hiçbir şeyimiz yok. Göğüs duvarından damarı da bütün ameliyatta burada solda çok küçük bir yerden yaptık. Bir şu kollarınızı rahat hareket ettiriyor musunuz? Bir ağrınız var mı? Hiçbir şeyiniz yok. Ameliyattan sonra yarın, ağrınız yarın oldu iş yerine, ameliyattan sonra sadece 8 ve 10 saatlik bir ağrı sürecim oldu. O da birinci değil, ikinci, yoğun bakımdan çıktıktan sonra 8 ve 10 saat. Ondan sonra zaten çıktığınız zaman her şeyi aldık. Ondan sonra her şeyi alınca ki yani ömür boyu bunu çekmektense 8-10 saatlik o hafif denen ağrıya katlanmak evet. Allah razı olsun diyoruz. Çok peki, şimdi bugün gönderiyoruz sizi. Evet. Ne zaman çalışmaya başlayabilirsiniz? Ya ben şu an normal işime dahil değilim. Şu anda da rahat yürüyorsunuz. Tabii rahat. Bugün çıkardığımız andan itibaren zaten şimdi çok ben yürüyeceksiniz. Evime gideceğim mesela. Çıkacağım buradan. Havaalanına gideceğim. Uçağa bineceğim. Uçaktan gideceğim 4 saat, 5 saatlik bir yol. Ki yorucu bir süreçtir bu. Arabada kullanabilirsiniz. Arabada kullanabilirim. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Tamam. Ki bir gün yani bir sonraki gün daha işine kullandık. Bacaktan da damar kullandık. Bir kesimiz yok. Yok. Hiçbir şeyimiz yok.
Göğüs duvarından damarı da bütün ameliyatı da burada solda çok küçük bir yerden yaptık. Düşün kollarınızı rahat hareket ettiriyor musunuz? Ağrınız var mı? Hiçbir şeyiniz yok. Ameliyattan sonra yani, ağrınız yani oldu mu? Yani ameliyattan sonra sadece 8 ve 10 saatlik bir ağrı sürecim oldu. O da birinci değil, ikinci, yoğun bakımdan çıktıktan sonra 8 ve 10 saat. Ondan sonra zaten çıktığınız sonra her şeyi aldık. Ondan sonra her şeyi alınca ki yani ömür boyu bunu çekmektense 8-10 saatlik o hafif denen ağrı. Mini Bypass hikayemizde bir de hastanın ağzından dinlediniz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere saat 14'te.